Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran, girişimcilikte başarı öyküsü konulu söyleşide bugünlere kolay gelmediğini belirterek gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Spor salonu açılışı için Çanakkale'ye gelen Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran, Çömü'de düzenlenen girişimcilikte başarı öyküsü konulu söyleşiye katıldı. Çömü Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Girişimcilik ve Vizyoner Liderlik Topluluğu işbirliğinde düzenlenen söyleşi Çömü Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ülkenin lider şirketlerinden Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran, Çömü Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Pelin Kanten moderatörlüğünde başarı öyküsünü anlattı. 5 farklı sektörde 33 şirketiyle Türkiye'nin lider işletmelerinden Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran konuşmasında bugüne kolay gelmediğini, Amerika'da üniversite hayatında yaşadığı zorlukların çok katkısı olduğunu belirterek gençlere başarılı olmak istiyorsanız konfor alanınızdan çıkın dedi. Bir yerlere geldiysem ben o Amerika'da yaşadığım zorlukların çok katkısı var. Ama şöyle bir günlük programı size söyleyeyim Amerika'da. Her sabah 5:20 ayaktayım. Bizim okuduğumuz yer -11 ortalama kışın. Arabam yok, bisikletten antrenmana giderdim. 27 kişilik takımda sadece 2 tane mühendis vardı. Dolayısıyla biz diğerleri antrenmandan sonra ki biz öyle antrenman hani gel git yüzme değil. Yani günde mübalağasız 20 kilometre yüzüp omuz ağrılarından 11 tane günde 10 tane aspirin aldığımız öyle bir antrenman. Çünkü yanındakinin geçildiğinden yanındakine senin bursunu kesiyor ve sen o geri dönüyorsun. Dolayısıyla çok zordu. Bir de üzerine yetmiyordu tabii maddi yani burs olmama rağmen bir de geceleri de çalışıyordum. Bir gece önceden diş fırçamı fırçaladıktan sonra macunu böyle yine koyuyordum ki 20 saniyede oradan kurtarayım diye. Aynı eşofmanı giyiyordum, öyle okula gidiyordum. Yani uyku çok azdı. Çok zor şartlarda antrenman ve okul hayatımı götürebildim. Bir taraftan da çalıştım. Bir de tabii şimdiki gibi değil. Telefonla bağlanıyorsun. Görüntülü, kızım yurt dışında görüntülü konuşuyorduk. Vatan hasreti de vardı. Yani ben hep gençlere söylüyorum. Konfor alanınızdan çıkın muhakkak ki diye. Çünkü konfor alanında kalmak insanı çürütür, beyni çürütür. Nasıl spor yapmazsan adeler atrofiye uğruyor. Beyin de öyle bir şey. Konfor alanından çıkmak da insanın önünü açan bir şey. Ben konfor alanından çıktım. Saran Holding'in kuruluşu ve başarısında edindiği bilgi ve tecrübelerinden yola çıkarak gençlere de tavsiyelerde bulunan Saran, hata yapmaktan korkmayın, hatalarınızdan ders alın diye konuştu. Hata yapmayan, hep alkışlanmaya alışık olan insanlar ilk hatalarında yerle bir olurlar. Dolayısıyla o hatalar sizin lehinize olan şeylerdir. Yeter ki bunlardan ders almayı öğrenin. Hani benim özelliklerim çok müthiş parlak, aşırı IQ'su yüksek olan biri değildim. Ama bir takım özelliklerim vardı. Bir, hata yapmaktan hiç korkmadım. Yani üniversiteden döndüğümde bırak cebinde hiç parası olmayan, burslu okumama rağmen bir sürü de borç takmıştım üniversiteye. O borçla döndüm Türkiye'ye. 6 ay kapıları çaldım, iş aradım, bulamadım ama hiç pes etmedim. Çünkü inancım vardı. Bir sürü hata yaptım. Öyle böyle hatalar yapmadım. Ama özelliğim hep hatalarımı kendi lehime çevirdim. Geri döndüm. Niye bu hata oldu? Bundan ben ne kazandım dedim. O yüzden hiç hata yapmayın.